Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere puf puf kabaran harika bir tarifle geldim. İç harcımız için bir demet ıspanağı güzelce yıkayalım ve bir kasenin içerisine alalım. Üzerine küçük küçük doğradığımız orta boy bir soğanı koyalım. Yine bir kase lor ve beyaz peynir karışımını içerisine dökelim ve güzelce bir karıştıralım. Kanalıma hala abone değilseniz abone olarak beni desteklemeyi unutmayın lütfen. Videomun altına beni hangi ülke ve şehirlerden izlediğinizi yazarsanız bu beni çok mutlu eder. Çünkü takipçilerimin beni nerelerden izlediğini çok merak ediyorum. Karıştırdığımız ıspanakların üzerine 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı, 1 çay kaşığı tuz, yine çay kaşığının ucuyla kimyon ve 1 tatlı kaşığı kadar kırmızı toz biber koyalım. Onları da karıştıralım. Şimdi ıspanaklı iç harcımızı kenara alabiliriz. Sosumuzu hazırlayalım. 1 su bardağı yoğurt, 1 çay bardağı zeytinyağı ya da sıvı yağ, hangisini tercih ederseniz, 3 adet yumurta, 1 yemek kaşığı un, tepeleme olacak şekilde, 1 paket hamur kabartma tozu, 2 yemek kaşığı da elma sirkesi koyalım ve güzelce karıştıralım. Tarifimizde toplamda 3 adet yufka kullanacağız. Öncelikle yufkayı tezgaha alalım ve ortadan ikiye bölelim. Bu şekilde işaretleyip kesiyorum ki her iki tarafı da eşit olsun diye. Parçayı kenara alalım. Diğerinin de düz kısmı karşıya gelecek şekilde tezgaha serelim. Hazırlamış olduğumuz sostan üzerine dökelim ve bir fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde güzelce sürelim. Kesip kenara ayırdığımız parçayı da yine üzerine seriyorum şimdi. Onun üzerine de sos döküyorum ve güzelce yaydırıyorum. Yufkamı 6 eşit parçaya böleceğim. Öncelikle ortadan bölüp sonra diğer parçaları da yine 3 eşit parçaya bölüyorum.
parçanın içerisine ikişer yemek kaşığı olacak kadar ıspanaklı iç harçtan koyalım. Elimizle güzelce yaydırıp iki ucunu ortada kıvıralım. Kenarlarından taşma yapmaması için. Sonrasında çok sıkı olmayacak şekilde saralım. Böreklerimizin boyutu bu şekilde oldu. Şimdi yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye hepsini diziyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz zil işaretine tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Böylelikle bir sonraki tarifimden de kolaylıkla haberdar olabilirsiniz. Kalan sosu da böreklerin üzerine sürelim. Son olarak çöreotu ve susam serpebilirsiniz üzerine. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında yaklaşık olarak yarım saat 40 dakika kadar pişmeye bırakıyorum. Pişerken bu şekilde çok güzel kızarıyorlar ve altı üstü eşit olacak şekilde kızardığında fırından alıyorum böreklerimi. Pişmiş halleri de bu şekilde oldu. Hemen biraz soğuduktan sonra iç dokusunu da göstereceğim. Altı da üstü de aynı şekilde kızardı. Biraz soğuduktan sonra da yine çıtır çıtırlığını ve kabarıklığını koruyor gördüğünüz gibi. İçi de bu şekilde. Gayet güzel ve çok lezzetli bir börek oldu. Yapımı da çok pratik. Ispanağı daha önceden pişirmenize hiç gerek yok. İçerisinde soğan da ıspanak da çok güzel pişiyor çünkü. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.